Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubi ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إليك يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. İbadetleriniz makbul olsun. Rabbim size de ümmetinize de sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. İşlerinizi ıslah eylesin, sıkıntılarınızı gidersin, merhamet eylesin. Sizi de kıyamete kadar çocuklarınızı da İslam dini üzere, sırat-ı müstakim üzere sabit ve daim eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerime Bakara suresi 265. ayet-i kerime, önümdeki Kur'an-ı Kerim'in 44. sayfasında. Allah Celle Celaluhu burada yine sevdiği kullarını irşad ediyor, doğruya yönlendiriyor. İman, salih amel ve güzel ahlak ile onları tezyin ederek dünya hayatlarında mutlu ediyor. Ahiret hayatlarında da gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, akla hayale gelmez nimetlerini ödül olarak vereceğini müjdeliyor. Geçen haftaki ayetlerimizde Allah yolunda infakı görmüştük. Allah yolunda infak. Her türlü iyiliklere, her türlü Allah'ı memnun edecek davranışlara yapılan harcamalar. Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanarak kazanmış oldukları mallarından infak edenler ve bunu da sırf Allah için yapanlar, gösteriş yapmayanlar, kimsenin başına yaptığı iyiliği kalkmayanlar, eziyet edip insanları üzmeyen insanlara Allah-u Teala'nın mükafatı vardı. Onlar ne dünya hayatlarında ne de ahiret hayatlarında korku duymayacaklar, mahzun da olmayacaklardı. Verecek hiçbir şeyi olmayan Müslümanlar hiç olmazsa güzel söz söyleyecekler. Çünkü güzel bir söz, insanların kusurlarını bağışlamak Allah'ın rızasını kazandırır, kendi kusurlarını da Allah bağışlar. Allah sizin sadakalarınıza ve ibadetlerinize muhtaç değildir. Bunu sizin mutluluğunuz için yapıyor, sizi terbiye etmek için yapıyor. Sizin irili ufaklı günahlarınızı da anında cezalandırmıyor, mühlet veriyor. Tövbe kapısını açık tutuyor. Eğer Cenab-ı Allah'a dönerseniz,
Yaptıklarınıza pişman olur. Tövbe ya Rabbi. Ben yaptığımdan utanıyorum. Üzgünüm. Bir daha yapmamaya söz veriyorum derseniz, varsa kul hakları, onları da sahiplerine verirseniz, adam ölmüşse çocuklarını, onları da bilmiyorsa, hiç olmazsa onların rızasını kastederek fakire fukara hayır yollarını tasadduk eder, sevabını ahirette yakasına yapıştığı zaman, kardeşim seni dünyada aradım ama bulamadım buyur der, sevabını verir hiç olmazsa. O yüzden Allah-u Teala buna çok dikkatimizi çekiyor. Çünkü nefis mücadelesi zor bir varlık. Yaman bir düşman. Allah Celle Celaluhu karşısında Rab'lık da iddia ediyor. O yüzden o nefsi Allah Celle Celaluhu'nun şeriatı önünde diz çöktürüp istese de istemese de itaat altına almak gerekiyor. O yüzden nefis için yapılan ve arkasından başa kalkmakla, eziyet etmekle, minnet etmekle yapılan iyilikler hazır ki sevapları da alıp götürürler. Yani o iyilikten bir hayır görmediği gibi eziyet sevap günahından dolayı hazır ki sevaplarından da mahrum ederler. Özellikle de riya çok kötü bir şeydir. Yani Allah için değil de desinler diye, insanlar görsünler, kendisini övsünler, işte sevsinler diye yapılan işler. Sen Allah için yap, insanlar görür zaten. Bir şekilde haberdar olur sen saplasan bile. Seni de severler yani. Derdin buysa bu zaten olur ama sen talep etme. Talepte zillet var. Talepte zillet var yani. Geçen haftaki dersimizde Allah-u Teala böyle muameleyi bir kayaya benzetmişti. Üstünde azıcık bir toprak var, şiddetli bir yağmur yağmış, o toprağı da alıp götürmüş. Yağmur demek aslında toprak için can demektir. Toprağın yağmura ihtiyacı var. Yağmuru yediği zaman yeşillik bitirir. Ama kaya ne bitirir? Hiçbir şey bitirmez. Demek ki iyilik yapıyorsun ama Allah için değil de insanlara gösteriş için yaparsan, yaptığın iyilikleri başa kalkarsan, eziyet edersen, işte o yağmurun kaya başındaki toprağı da alıp götürmesi gibi hazır kimden de olursun yani. Böylece geçen haftayı kısa bir hatırladıktan sonra bugünkü aynı konu üzerinde devam eden ayetleri okumaya başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve meselüllezine yunfikune envalehum. Mallarını infak eden insanların misali benzeri. Ama nasıl infak? Geçen haftaki derste söyledik, şimdi hatırlattık. Allah için olan infak. Millet için, başa kakarak, eziyet vererek, gösteriş için değil. O yüzden ayet-i kerime diyor ki İbtigâ'a marzatillah. Allah'ın rızasını dileyerek, isteyerek Allah yolunda infak edilen mallar. Böyle yapan insanların misali daha ve tesbiten min enfusihim, kendi işlerinde o Allah iman, Allah'a olan itaat, Allah'a olan sevgi, Müslümanlık sevgisi iyice sabit olsun, kök salsın, kuvvetli bir imana sahip olsun. İman ve salih amel birleşerek. Böyle isteyen insanların misali kemetheli cennetin bir bahçeye benzer. Nasıl bir bahçe? Bir rabbetin şöyle yüksek bir tepede bir bahçe. Sehilde değil, biraz yaylada bir bahçe. Asabaha vabil ve ona yaylada güzel yağmurlar isabet ediyor. Güzel de yağmur alıyor o bahçe. Şimdi yerserin, yağmur da var. Ne olur o bahçe? Fe atet ukuleha dıfeyn, yiyecek içecek meyvelerini kat kat fazla verir ya. Bir verecekse iki verir. Dıfeyn. Güzel bir bahçedir yani.
Feinlem Yusuf Havvabil, eğer o bahçeye, yüksekteki bu bahçeye yağmur yağmasa bile fatal tal ona yeter. Yani yüksek yerlerde görülen çisintiler, çiğler, efendim bizim memlekette bazı yerlerde zofur mu derler? O zofurlar, yani ağacın üstüne sabahleyin yağmur yağmamıştır ama yağmur gibi şıpır şıpır damlar. Ben Andırın'da görev yaparken orada görmüştüm daha çok. Böyle sabahleyin damlardan yağmur gibi, yağmur yağmamıştır ama o zopur dedikleri yetiyor yani o bahçeyi su ihtiyacını karşılamada. Yüksekte oluşunun bir başka hikmeti de serin oluşudur. Serin olunca suyu çok istemez veya su ihtiyacını da bir şekilde serinlikten kurur. Şimdi çok güzel bir bahçe. Yeri güzel, yayla, yağmur alıyor. Almasa bile çisintiler, zopurlar, o çiğler kendisine yetiyor. Böylece mallarını çifte çifte veriyor. Ürünleri bol bol veriyor. Kat kat ürün veriyor yani. İşte Allah yolunda Cenab-ı Allah'ın rızasını isteyerek, onun rızasını kazanmak niyetiyle bir insan salih amel işlese ve burada konumuz olan infakı verse, azdan çoktan Allah'ın kendisine verdiklerinden kendisi de başkalarına infak etse ve bu kalpte imanı bitirir değerli kardeşlerim. Gökten inen o yağmurun yerden kat kat meyveler, sebzeler, ekinler, ziraatlar bitirmesi gibi bunlar kalbimizde iman bitirir elhamdülillah. İmanımız daha güçlü olur, daha kuvvetli olur, daha faziletli olur yani. Bu adamın misali de işte böyle bu bahçeye benzer. Evet, vallahu Allah bima ta'melun, her ne yapıyorsanız basir, mutlaka onu mübalağalı bir şekilde çok çok yani görücüdür. Derdin ne kardeş? Varsın başkaları görmesin. Allah'ın görmesi yeter sana. Yetmez mi? Sana sevabı kim veriyor? Sana cenneti kim verecek? Senin içine huzuru kim verecek? Seni kim mutlu edecek? Allah. Sen onu razı ettin ya. Oh. Huzurlusun. Mutlusun. Başkaları görsün görmesin ne olur ki yani? Ne kıymeti var ki yani? O yüzden başkalarına yaptığın iyilikleri göstere, göstere verme. Çünkü nefis pusuda bekleyen bir düşmandır. Bunu kötüye kullanır. Bunu istismar eder. Bunu kendine yontar yani. Sen de o zaman Allah için mi verdin, nefsin için mi verdin? Yani insanlar görsünler, beni sevsinler, hoşlarına geçsin. Hele bazıları var, bilerek böyle yaparlar. Niye? Adam işte ticaret hayatındadır, müşteri çoğaltmak derdinde. Seçim vardır, oy kazanmak peşinde. Delikanlıdır, dindar bir adamın kızına talip, kayınbabası olacak adamın arkasında namaz kılıyor, bol bol gösterdiği yere de sadaka veriyor. Kim bu bizim kızımıza talip olan dedikleri zaman, şu çocuk var ya senin arkanda namaz kılan, o işte o diyorlar, ha öyle mi? O çok iyi bir çocuk, verdim gitti diyor o da. İnsanları böyle memnun etmek, onlardan menfaat elde etmek için. E Allah bunu da görüyor. Allah her şeyi görüyor. Allah-u Teala'dan bir şey saklamak mümkün değil ki. Hepimizin her işine burnunu sokuyor. Biz diyoruz ki şurada Müslüman kardeşlerimize Allah Celle Celaluhu bize ilim vermiş. Bu büyük bir değerdir. Biz de kardeşlerimize anlatalım. Bizim infakımız da bu olsun yani. Ben zengin birisi değilim ki çıkarıp para dağıtayım. Olsa iyi olurdu. Ama ne olacak? Bir emekli devlet memuru. Fakat Allah bana başka bir servet vermiş. Öyle dünyalıklara değişilecek bir şey değil. Verdiği kadarına. Ve amma bi nimeti rabbike fahaddis.
Rabbinin sana verdiği nimetleri tahdis et, söyle, konuş, dile getir diyor. Nankör olma ya. Ben de elhamdülillah diyorum. Allah-u Teala bu ilmi vermiş, ben de size bundan infak ediyorum. Benim infakım da bu. Fakir fukara işçinin infakı nasıl olur? Cebinde 5 kuruş yok, ancak evini geçindiriyor. Asgari ücretli çalışan bir insan. Buna da infak düşer. Bu adam nasıl infak eder? Bu adam da gider, mahallesinde bir cami yapılıyorsa, bir Kur'an kursu yapılıyorsa, bir hayır işi yapılıyorsa, cumartesi öğlenden sonra veya pazar günü ücretsiz gider orada çalışır. O da onun infakı olur. Herkesin bir şekilde bir infakı olur. Zenginin infakını söylemeye gerek yok. O bellidir zaten. Hiçbir şey yok. Geçen haftaki dersimizde ne demiştik? Ulan verecek hiç paran yoksa şu gavur, zalim Yahudi'ye bir lanet et. O da sadakadır. Bir Müslümana güzel bir söz söyle, hayra tavsiye et, bilmediği bir şey öğret, o da sadakadır. Tut bir delikanlıyı, oku bakalım İhlas-ı Şerif'i, Ela kulhu vallahu, ben bilmiyorum, dur sana öğreteyim. 3 dakikada öğrenirsin, bak tekrar et bakalım, ona öğrettin, işte bu da bir sadaka. 1000 çeşit yolu var. Mükafatı kim verecek? Allah. Ama bana nefsim ne diyor? Sen çıkıyorsun kürsüye, konuşuyorsun, işte sana alim desinler, sana hoca efendi desinler, seni gördükleri yerde hürmet etsinler. Hakikaten de millet gördüğü yerde hürmet ediyor. Onlara düşen bu, hocalarına, alimlere hürmet etmek. İyi yapıyorlar. Ama ben bunun için yapıyorsam, eyvah! Bitti. Allah çağıracak yevmi kıyamette, gel bakalım diyeceğim. Sana verdiğim nimetle ne yaptın? Ya Rabbi dinimi anlattım, bana ilim verdin, ben de anlattım. Ya ben senin ciğerini biliyorum deriz ya biz. Allah bizim kalbimizi biliyor. Sen benim için yapmadın mı? Ya hoca desinler, hürmet etsinler, seni sevsinler diye. Hadi cehennem, atın bunu diyor. Bağıra bağıra cehennem atıyorlar. Çok tehlikeli. Kalp tanrısı. Hangisi? Geçen hafta bir misal vermiştik. Doktora gittiniz, ameliyat dediler size. Yahu kesip biçecekler. Şuraya da bir imza at diyorlar. Lan sen vücudunu kesip biçmeye imza atan mı? Atıyorsun. Tıpış tıpış atıyorsun. Paşa paşa atıyorsun. Niye? Atmazsan ölüyorsun da. Aynen onun gibi. İstemesen de Allah'ın emrini yerine getireceksin. Nefis bağırıyor, ben öyle yapmam. Çok zırlama diyorsun. Ben Müslüman. Bağırsan da çağırsan da bunu böyle yapacağım. Epey bir bağır. Sonra ne olur? Sonra alışır. Sonra öğrenir nefis. Sonra kendisi bundan zevk almaya başlar. Nefis emmarelikten levvameliğe, levvamelikten mülhümeye doğru gitti. Radiye olur. Allah'ın her emrine başım gözüm üstünedir. Sana yardımcı olmaya başlar. Sen yapmayacak olursan hatırlatır sana. Ama o güne kadar dişini sıkacaksın. O gün Allah'ın emrine muhalif iş yaparsan tiksinir ondan. Daha evvel yedi bilmem neleri, iştahla yedi bilmem neler, şimdi gerçekten görünce o neymiş tiksinir ondan. Gözü açıldı çünkü. Onun da gözü açıldı. Allah gözlerimizi açsın, eşyanın hakikatini bize görsün. Hayrı hayır gibi, şerri şer gibi göstersin. Öyle olunca bizi kandıramaz. Şeytan da nefisten elini çekince, umudunu kesince o da defolur gider. Önemli olan nefsi tezki. Peki nefis nasıl tezki edilir? Bunu bilerek. Neyi bilerek? Vallahu Allah bima ta'melun, her ne yapıyorsanız basir onu görür. Değerli kardeşlerim, kalbinizin içinden geçirdiğiniz niyet de bir ameldir. Kalbin işidir yani.
Ve kalpteki o işler, vücudumuz, azalarımızla yaptığımız işlerden daha kıymetli, daha değerlidir. Daha dikkate şayandır. O zaman sen önce kalp temizliğine başlarsın. Kalbin temiz oldu mu, azalar da temiz olur. Vücutta bir et parçası var, o ıslah oldu mu, bütün vücut ıslah olur. O bozuldu mu, bütün vücut bozulur. Ela ve hiyel kalp diyor Peygamberim. Dikkat edin, o kalptir diyor. Şimdi Allah her şeyi görüyor, doğrudan kalbe bakıyor. Allah her şeyi görüyorsa, aynı zamanda da meleklerini de yazdırıyor, kiramen katibin sağ ve sol omuzlarımızda. Aynı zamanda öldükten sonra da hesaba çekecek ya, kitabı verecek, ikra, kitabı oku bakalım kitabını diyecek. Kefa bi nefsike liyevme aleyke hasiba. Bugün başka bir muhasebeciye gerek yok. Senin kitabın kendine hesap sorucu olarak yeter diyecek. Sen de bakacaksın kitaba, tuğla. Ayıp dememiş, günah dememiş, gizli dememiş, açık dememiş, büyük dememiş, küçük dememiş, hepsini yapmış diyecek. Allah'ın huzurunda böyle oturacaksın. Seni ne kurtarır orada? Bir şey kurtarır. Kurtuluş kapısı hiç kapanmamış bizde. Nedir o? Tövbe, istiğfar. Yer yarılsa da içine giysem diyorsun orada. İşte onu bugün burada demem. Ya Rabbi, çok pişman. Bu yaptığım insanlığa yakışmaz, İslamiyet'e yakışmaz. Cahillik ettim. Cahillik bilmemezlik değil. Bile bile yapma da cahillik. Hani derler ya arkasında, bir cahillik etmiş derler. Bilmiyor mu? Biliyor. Etmiş, bir cahillik etmiş. Bir cahillik ettim ya. Ben ne yapayım? Bir daha yapmam. Ciddi misin? Ciddiyim ya. Söz mü? Söz yani. Hadi ben de sildim diyor. Siliyor Allah. Silmekle de kalmıyor. Daha ne yapıyor biliyor musunuz? Allah bu Allah Celle Celaluhu. Rahman ve Rahim olan Allah. Hadi diyor. Senin şu günahlarını sevap yazdım be. Buradan kaldırıp sağ taraftaki iyilik defterine yazıyorum diyor. Adam bakıyor. Ulan diyor, keşke daha fazla yapsaymışsın bu günahları. Çünkü cidden Allah onu sevaba çevirdi ya. Daha çok günah olsa daha çok sevap yazılacaktı diyor. Böyle diyen de olur mu? Herhalde olmaz. Fakat bayram eder mi? Eder. Böyle bayram etme kapısı bize açık mı? Açık. Ne kadar açık? Can buraya gelinceye kadar. Ne zaman gelir? Onu kimse bilmez. Onu sen de bilme. Ecel ne zaman gelir? Onu kimse bilmez. Tek bir çarem var. Bir saat sonra ya da akşam ben ölücüm diyerek hareket edeceksin. Peygamberimiz sevdiği bir delikanlıya öyle diyor. Akşama çıkarsan sabahı bekleme. Sabaha çıkarsam akşamı bekledim. Ölüm. Gece uyandığımızda seher vaktinde o karanlık, abdest alıp iki rekat, dört rekat her neyse namazı kıldıktan sonra gözümüzü yumup aha öldüm diyeceksiniz orada. Evladım, eşim, dostum feryadı figan ediyorlar. Aha beni götürdüler, salacaya yatırdılar. Suyum kızmış, beni yıkıyorlar, kefenliyorlar, tabuta koydular, namazımı kıldılar, mezara koydular, üstümü örttüler. Münker Nekir geldi, soruyor Rabbim kim? Böyle. Sonra işte kıyamet koptu, mahşere gittin, defterler dağıtıldı, sağ elinden önden mi gelecek, soldan arkadan mı gelecek? Sonra gel bakalım diyecek, ulu Allah seni divana, huzuruna çağıracak. Cehennem orada, cennet burada. Bunları düşün biraz. Eğer bunları böyle düşünür ve iki hafta evvel burada söylemiştik. Günde 100 defa tesbihinize Allah beni görüyor, Allah beni biliyor, Allah beni duyuyor. Bunu böyle
sık sık kendinize söylerseniz günah işleyemezsiniz değerli kardeşler. Neden? İsteseniz de içinize sinmez kalın. Günah işler. Bu zalim nefis. Çok zalim. Yılan mı yılan? Sen adam oldu zannedersin, o namussuz. Kış uykusuna yatmış. Yılanlar kışın uykuya yatar ya. Güneşi gördü mü geri canlanırlar. Fırsatını bulsa yapar. Dikkatli olacaksın nefse karşı. Dikkatli olmak gerekir. Böyle böyle insan yaşar. Allah Celle Celaluhu'nun kendisini gördüğünü zevk almaz olur günahlardan. Sonra da bir günde yazdık sana be. Allah'ın gözünün önünde bunu yapıyor. Utanmaz adam değilsin. Aynaya baktığında kendi yüzüne tükürürsün. Bir başkası senin yüzüne tükürse dövüşürsün. Ama sen kendi yüzüne tükürmeye başlarsın. Sen ne bilsin Müslümansın diye. Yani günahlardan zevk almaz olursun derken ibadetlerin aşkı da şevki de seni bambaşka bir insan haline getirir inşallah. Her şey burada başlıyor. Değerli kardeşler, devlet olmasa da olur bir Müslüman için. Jandarma polis olmasa da olur. Mahkeme hakim olmasa da olur. Hapishane varmış yokmuş hiç umurunda değil. Niye? Günahta gözü yok ki, suçta gözü yok ki. Allah infak diyor ya, kazandığından kardeşine ver diyor. Sen onun malını almak söyle dursun. Kendi kazandığından, elin emeğinden sen vereceksin. Niye veriyorum? Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızasını kazanacaksın, cenneti kazanacaksın. Günahların var, affettirmeye çalışacaksın. Kefaret olacak. Onun için de kendin için sonuçta yani. Şimdi kazandığı malı başkasına veren başkasının malı çalar mı ya? İçine merhamet dolmuş. Başkasının canını yakar mı bu adam? Böyle şefkatli bir karınca yazmaz. Yolda giderken ayağını batarken lan siz nereden geldiniz karıncaları? Umun olduk yerden karınca çıkmış. Özellikle daha bu ağır günü. Yolda gitmek zahmet olur. Nereye bassam bir mahluku ezecek miyim diye. Bu hale gelir Müslüman. Neden? Allah beni görüyor düşüncesi. Allah görüyor. Evet Allah görüyor. Vallahu Allah bima ta'melune basir. Terbiyenin kökü budur işte. İslam terbiyesinin kökü budur. Kanunla korkutmuyor. Cezayla korkutmuyor. Kırmızı ışıkla gelirse geçersen ceza 900 liraya mı çıkmış? Bana ne? Ben zaten geçmem. Çünkü Allah bana diyor ki canını ve malını koruyacaksın. Kimseyi ne kendinle malın ne de bir başkasını tehlikeye atmayacaksın. Kırmızı ışıkta durmak gerekiyorsa duracaksın diyor. Ceza yazsalar da yazmasalar da hiç umurunda değil. Sen orada duruyorsun. Polisten bana ne ya? Poliste benim ne işim var? Karakolda ne işim var? Böyle Müslümanların yaşadığı bir mahalleye karakol yapmış devlet. Boşa maaş veriyor polislere. Niye? Orada adam öldürme olmaz. Orada zina fuhuş olmaz. Orada hırsızlık olmaz. Orada kavga olmaz. Neden? Allah görüyor diyor onu. Allah korkusu burada bir jandarma, burada bir polis gibi, bir de hakim gibi burada oturmuş bekliyor zaten. O yüzden kafirlerin bir sözü var. Ya bu Müslümanlar nasıl bir şey anlamıyor diyor. Devletlerini yıkıyoruz, ordularını tarumar ediyoruz, gene de kendileri yıkılmıyor diyorlar. Halbuki kafirlerin arasında devlet ordu gitti mi, millet darmadağın olur. Bunları iyi düşünün. Allah Celle Celaluhu bizi görüyor. Dünya hayatımızda maksadımız onun rızasını kazanmak. Onun rızasını nasıl kazanacağımız da bellidir. Çünkü İslamiyet'le Allah anlattı bize. Helal belli, haram belli, iman esasları, ibadetler, her şey belli. Güzel huylar belli, çirkin huylar, kötü huylar belli. İpek gibi insan olabilir. Eyyebettu ahadukum, sizden birisi sever mi, ister mi? Neyi? En tekunu lehu cennetun, onun bir bahçesi olsun. Ha isteriz tabi bahçe. Min nakhilin ve ane, hurmalardan,
efendim üzümlerden. Araplar, tabi bu ayetler ilk önce Araplar indiği için onların en güzel meyvesi hurmadır, sonra üzümdür. Şimdi biz bunu çoğaltabiliriz. Armuttur, elmadır, şeftalidir, kirazdır vesaire vesaire. Tecrimin tahtiyel enhar, zemininden de ırmaklar akıyor. Aba, bahçeye bak sen. Suyu içinden akıyor ırmak. Ne güzel bir bahçe. Lehu fiha min kulli semarat. O bahçenin içerisinde her türlü meyve var. Her türlü. Yukarıda sadece hurma ve üzüm demişti. Şimdi her türlü diyor. Böyle bir bahçe. Arasından ırmaklar gidiyor hem de böyle. Ve ashabahul kibar. Adama da yaşlılık gelmiş. Epey de yaşı ilerlemiş. Vay. Ve lehu zürriyetin. Çoluğu çocuğu da var bu adamın. Zürriyeti de var. Hem de duafa, daha zayıflar, küçükler, acizler. Yani adamın eline bakıyorlar. Adam o bahçede girecek, çalışacak, kazacak, toplayacak, bu çocukları besleyecek. Böyle güzel güzel geçinirken fe asabaha yasar, birden bir kasırga geliyor. Fiha nar, içinde ateş var. Kavurdu gitti bahçe. Fahtarakat yaptı. O güzelim bahçe yandı, bitti, kül oldu. Kezalike, işte böyle. Yübeyyinullahu lekumul ayat. Allah size ayetlerini açıklıyor. Leallekum tetefekkerun. Tefekkür edesiniz diye. Hepiniz anladınız. Anlamayanınız olmadı. Ama biz gene içimizden bir soru sorarım. Ya hocam, Allah ne demek istedi? Bir adam yaşlı başlı olmuş, çoru çocuğu var, çok güzel bir bahçesi var. Arasından ırmaklar geçiyor, meyvesini kat kat veriyor. Ne güzel, böyle giderken birden bir kasırga, içinde de ateş yaktı, kül etti. Allah diyor böyle misal veriyor. Neyin misalini veriyor Allah? Biraz evvel anlattık ya. İyilik yaptın. Sadaka verdin. İbadetleri yaptın. İyilikler yaptın. Evet. Kim için yaptın? Allah için. Ne güzel. Yok ama. Riya için yaptıysa. Başkasına gösteriş için. Ele göstermek için. Allah için değil. İyilik yaptın, başa kalktın. Minnet ediyorsun adamı. Kendine kul köle edinmek istiyorsun. Eziyet ediyorsun adamı. İyilik yapmışsın. Aha işte kasırga o. İçinde de ateş var. Senin o bütün yaptığın iyiliklerin hepsini yaktı, bitti. Demin size nefsim ders alsın diye hocayı misal verdim. Gel bakalım diyor Allah. Sana verdiğim nimet, ilim karşısında sen ne yaptın? Hatırladınız biraz evvel. Zaman da yok, bunu niye söylüyorum? Geç gelen arkadaşlar neydi hocam o diyecek şimdi. Merak edecekler. Onlar için söylüyorum. Ya Rabbi sen bana ilim verdin, ben de insanlara anlattım. Yok, sen benim için anlatmadın mı? Sen ulan adama bak, ne ilmi var ya, o kadar alim desinler, seni sevsinler, sana hürmet etsinler, bunu için yaptın. Nitekim sana da dediler bunu, hadi cehenneme atın bunu, cehenneme. Adam Allah için yapmamış da şan şöhret, akılsız, mantıksız adam. Sen gel bakalım diyor Allah. Konumuz infaktı değil mi? Sen gel bakalım. Sana verdiğim nimetleri ne yaptın? Ya Rabbi bana altın, gümüş, mal, mülk verdin. Evet. Sen bana verdiğin gibi ben de fakir fukaraya verdim. Yok diyor Allah-u Teala. Ben senin ciğerini biliyorum deriz ya. Ben senin kalbini biliyorum. Sen benim için yapmadın bunu. Ya. Ne cömert adammış ya. Ne güzel adammış ya. Diye övsünler diye yaptım. Nitekim sana da bunu dediler. Mükafatını aldın. At
atın cehenneme. O da gitti. Bakın, eğer Allah için yapsaydı, adamı gökyüzündeki beyaz bulutlar gibi gurfe dediğimiz köşklere yerleştirecek, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazandıracak işler Allah için olmadığı için cehennemde gitti. Sen kalk bakalım diyor Allah. Kime? Şehide. Şehit ki kefenle de gömülmemiş, elbisesiyle, al kadarıyla gömülmüş, öyle de kalkıyor. Sana verdiğim nimetlerle sen ne yaptın diyor. Ya Rabbi, bana verdiğin canımı bile yolunda harcadın. Yok diyor Allah-u Teala. Sen benim için vermedin hocam. Sen ne kahraman adammış yahu, ne cesur adammış diye namın yürüsün, meşhur olasın. İnsanlar seni sevsin diye yaptın bunu diyor. Hakikaten de öyle yapmış. Allah bu Celle Celaluhu kalpleri biliyor. Atın bunu da cehenneme. Gıkı çıkmıyor ama bağıra bağıra atıyorlar cehenneme. İşte bu. O yüzden elimizi tesbih alacağız. Arapçasına gerek yok, Türkçe. En azından günde 100 defa Allah görüyor, duyuyor, biliyor diyeceğiz. Allah her şeyi görüyor, her şeyi duyuyor, her şeyi biliyor. Saklayamazsınız, gizleyemezsiniz. Dosyalarınız tutuluyor. Ya böyle dolan başlı yollara niye giriyoruz ki? Das doğru olsak, açık ve seçik, Allah için yapsak, Allah gene sevdirir seni insanlara. Bir şey sana gelecekse gelir. Sen onu helaldan kazan ya. Adam şu devemin yıllarını tut da sen demiş, ben bir namaz kılayım geleyim Hazreti Ali. Orada bir delikanlı tutmuş derler. İçeri girerken içinden demiş ki şu delikanlıya bu hizmetine karşılık 2 dirhem bir para vereyim, sevinsin demiş. Namazında geliyor ki deve orada yuları yok. Almış gitmiş. Neyse şu deveye bir yular alalım diyor adam. Çarşıya çıkıyor, yular alırken kendi devesinin yularını görüyor. Birisi satıyor. Kaç lira bu diyor? 2 dirhem. Al diyor. Ben bunu kendisine verecektim, helal yoldan kazanacaktı. Bak işte, gene rızkını aldı da haram yoldan aldı diyor. Sen iyilik yap, sen iyi bir insan ol. Ya insanlar seni ister tanısınlar, ister tanımasınlar. Biliyor musunuz? Tanımanın yükü, tanınmanın yükü, şöhretin yükü çok zordur. Çok tehlikelidir. Akıllarla kendini tehlikeye atar mı ya? Eskiler şöhret afettir derler. Parmakla gösterilen helak oldu derler. Siz bazen rast gelir misinizdir? Ben çok rast geliyorum. Televizyonda ya da gazetelerde okuyoruz. Şu meşhur artistler sokaklarda dolaşamıyoruz ya diyorlar. Keşke bizi hiç tanımayan, tanımasınlar, bilmeseler. Rahat hareket edemiyoruz, rahat konuşamıyoruz. Biz lokantaya girip rahat rahat eşimiz dostumuzla yemek yiyebiliriz diyorlar. Meşhur olmanın belası. Şimdi bunlar ufak tefek şeyler. Başka şöhretler var ya, şöhret hakikaten afettir ya. Neye lazım sen? Dünyanın ömrü kaç milyar? Bir şeyler söylüyor ilim adamlar, 10 milyardan falan fazla bahsediyorlar. Biz milattan sonra 2023'teyiz. Daha evvel aklımız yetmiyor. 5000 yıla kadar bir şeyler söylüyor. Ondan sonra kimse bir şey bilmiyor. Kulağım ezandı ama okundu mu? Okundu mu? Peki bitireyim. Ne kadar yaşıyoruz? 50, 60, 70, 100. Göz açıp kapayınca kadar değmez. Ahiret ne kadar? Sonsuz.
Kimi razı etmemiz gerekiyormuş? Esas bakılacak nokta Allah Celle Celaluhu. Rabbim kalbimizi temizlesin, içimizde hissettirsin bu imanı. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyl Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.